İyi akşamlar sayın seyirciler. Sınır Ötesi programında yine karşınızdayız. E, sayın gazeteciler, değerli e, yazarımız Mustafa e, Özcan Bey ile e, sunacağız programı. Bugün e, Serkan tatilde olduğu için yok, aramızda yok ama e, arada bir konumuz gelecek. Onunla Onur ile devam edeceğiz yine. E, şimdi Mustafa Bey e, gündem yoğun. İşte İsrail'de seçimler var. Suriye gündemiyle yine Türkiye'de bir üçlü zirve yapılacak pazartesi günü 16 Eylül'de. Zannedersem 17 Eylül'de de İsrail'de seçimler var. Ee, i̇şte Putin'in e, Netanyahu görüşmesi var. Trump'ın gene İranla e, ilgili açıklamaları var. John Bolton'un e, program öncesinde de konuştuk. İşte istifası vardı Trump'ın İran politikası. E, i̇sterseniz bu Suriye zirvesiyle Putin Erdoğan e, görüşmesi de yapılacak. İşte onunla ilgili Yuri Ushakov e, Putin'in yardımcısının bir açıklaması var. İşte Suriye e, gündemiyle işte İran lideri, e, Rusya ve Türkiye liderleri. Ee, Sayın Erdoğan e, görüşecekle gene bir üçlü zirve Suriye zirvesinde. Ee, işte Suriye konuşulacak, İdlib konuşulacak, Fırat'ın doğusu, Fırat'ın doğusuna operasyon. Ee, gene Yuri Uşakov'un açıklamasından anladığımız kadarıyla Putin Erdoğan arasında özel işte Türkiye e, Rusya arasındaki askeri teknik işbirliği ve enerji işbirliğine dair detaylar da gündeme gelecekmiş. Şimdi Suriye'den başlayalım. Güvenli bölgenin e, işte geleceğini nasıl etkiler bu e, zirve bu görüşme? Bir de tam da bu sırada ABD Pentagon Sözcüsü e, Roberts'ın bir açıklaması var. Yani ABD'nin gene o yaptırım tehdidinin hala masada olduğunu, e, gündemde olduğunu, işte ABD'nin herhangi bir zamanda bu yaptırımları gündeme getirebileceği şekilde tam da bu zirve öncesine denk gelen bir açıklaması var. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikli tabloyu? Öncelikli olarak tabii, e, üçlü zirveden önce Suriye'de gelişen olaylar var. Bizim açımızdan önemli bunlar. O da Fırat'ın doğusuyla alakalı, özellikle bildiğimiz gibi Amerika ile Türkiye arasındaki ittifak anlaşma e, ortak kooperasyon merkezinin kurulması ardından e, gelişen olaylar pek tatmin edici değil. değil. Türkiye kendi yolunda devam etmek istiyor. Yani şunu söyleyebiliriz: Amerika'yı sıkıştırıyor. E, şöyle bir anlaşma olmuş, 150 kilometre diyorlar şimdi, 120 kilometre deniliyordu. Yani tel gibi ile Resulayn arasındaki manzarası. Biraz yani. daha, evet. Resul Aydın'da öteye gittiği 150 kilometre kadar bir genişliğe bu er, eriştiği ifade ediliyor ama Türkiye'yi tatmin etmiyor bu Tabii Türkiye en az 450-460 kilometre. E, uzunlukta e, bir sınırına kadar tabii, istiyor. kadar mesafede bir şey istiyor. E, yeni bir yapılanma işte güvenli bölge istiyor vesaire. Tabi yine 30 kilometre veya en azından 20 mil derinlikte bir güvenli bölge istiyor. Amerikalılar tabi 14 e, en fazla 14 kilometre. Çapında bir derinlikte bir güvenli bölge, o da 150 kilometrede uzunlukta bir güvenli bölge istiyorlar. Ee, bu konuda yani özellikle derinlik konusunda müzakerelerin devam ettiği. Evet. E, söyleniyor e, ve oyalama taktiğine başvuruyor Amerika Birleşik Devletleri. E, memmişte olduğu gibi burada da işte e, ağır aksak gidiyor işler. Memmiş'te hiç gitmemişti aslında. Burada kısmen başlangıç hızlı başladı ama arkası pek fazla gelmiyor. Ondan dolayı da ne dedi Dışişleri Bakanı ne dedi? Yani bu bir e, makyaj e, kozmetik o, önlemler kozmetik, falan. Heh, kozmetik bir e, işbirliğine işbirliğine veya kozmetik bir e, şeye benziyor operasyona benziyor dedi. Hani Birkaç tane cumhurbaşkanı da birkaç tane panzerle, birkaç tane arabayla bilmem neyle falan. Öbür tarafta da yine PKK'lı veya PYD'li unsurların öbür şekilde e, serazat e, kendilerini sergilemeleri tabii Türkiye'nin sinir uçlarına dokunuyor. Tamam. E, bundan sonrasını Çavuşoğlu e, gene şey dedi herhalde bu ABD dedi terör örgütleriyle işbirliği içerisinde. Tabii. Açık açık yani, söyledi. Yani işte şöyle tabii. Evet. Cumhurbaşkanı da söyledi. Ne dedi? <laughs> yani PYD için güvenli bir bölge bizim açımızdan değil. ilk başlarda biz de söylüyorduk şöyle söylüyorduk diyorduk ki bu Amerika açısından bir tampon bölge. Yani bizimle PYD arasına, arasına. girmek istedikleri bir bölgeyi tasavvur ediyor. Yani Amerikan planıyla veya öngörüsüyle veya tasavvuruyla bizim tasavvurumuz öngörümüz çok farklı. Başlangıçta da böyle yaptı. Yani Trump idaresi gelir gelmez aslında bize bu teklifi yaptılar. Dediler ki işte tampon bölge oluşturalım PYD ile Türkiye arasında. Türkiye o, o dönemde de yanaşmadı. Dolayısıyla e, yani kafalarında bir plan var. E, bunu zaman zaman değişik formüllerle ifade ediyorlar. Yani Türkiye'yi e, adeta... Plan e, özü faka. değişmiyor yani. Ha, özü özü, özü hiç değişmiyor. değişmiyor. Yani Türkiye'yi faka basmak istiyorlar. Yani Türkiye'yi bu şekilde... Kendilerine göre e, oyuna getirmek istiyorlar. Fakat Türkiye daha önceki tecrübelerden de yani Amerika ile tecrübemiz yeni değil. Baba Bush'tan işte oğul Bush'a vesaire yani 30-40 yıldan beri tecrübemiz evet. var. Buna istinaden artık bizi kandırmaları mümkün değil. Yani bilerek kandırmaları mümkün değil. Ancak biz hani göz yumarız vesaire kandırıldık şeklinde bir yaklaşım sergileriz. O çerçevede olabilir ama onun ötesinde Amerika'da artık bu saatten sonra ne bizimle dünyayı kandırması mümkün değil. Zira Amerika 1945'ten beri küresel aktör dünya bütün yüzünü gördü. Yani Amerika'nın kaç tane yüzü var? Bin tane yüzü var. Yani Veya yüz tane bin yüzü var. Bir surat. Ha, bin bir surat. <laughs> dünya artık Doğru. bu bin, bin bir suratı hakikaten gördü. Dolayısıyla işba derecesine geldi. Doyum noktasına geldi. Bundan ötesi yok. Yani Biz mesela Erdoğan da Çavuşoğlu da yani gereken her şeyi, her şeyi söylüyorlar. Erdoğan dedi ki mesela YPG için güvenli bölge. Doğru. Çavuşoğlu dedi ki YPG ile işbirliği yapıyorsun. Güya biz de hareket ediyorsun. Daha Gerçekten ötesi yok yani. Onlara baktığımız zaman bugün gazetelerde de var. Diyorlar ki işte PD ile Türkiye arasında uzlaşma sağlamaya çalışıyoruz vesaire. Bu ne demek? Hala aynı şeyi söylüyorlar. Aynı, demek aynı, işte. aynı şeyi söylüyorlar. Yani sadece biz söylemiyoruz. Onlar dilleriyle de bunu ikrar ediyorlar. Evet, evet. Peki bundan e, sonraki sürece baktığımız zaman ha, Türkiye ne dedi? Cumhurbaşkanı ifade, kendi ifade etti ayn sonuna kadar Eylül ayının sonuna kadar veya son haftasında üçüncü veya son haftasında biz bildiğimiz gibi davranırız, dolayısıyla operasyona geçeriz dediler. İşte burada çeşitli sanaryolar var, herkes diyor Amerika ile bir çatışma noktasına gelir miyiz? Ve genel olarak şöyle, Amerika ile bir çatışma noktasına gel gelmeyiz. Ama iki tane risk var, ee, risklerden bir tanesi tabii ambargo sizin de dediğiniz, dediğiniz gibi, belki orayı göstermezler, S-400'leri gösterirler, onun üzerinden Türkiye'ye yönelik olarak bir ambargo koymak isteyebilirler. Eee birinci birinci şıkı, bir de şöyle ambargo. bir tehditte bulunuyor şık... Pentagon sözcüsü Her an diyor yapabiliriz yani kesin Tabii. bir şey de böyle Doğru. Bir, Doğru. E, bir tehdit ansızın, ansızın. ambargo. Ha bizim diyor ya falan. ansızın biz <laughs> ansızın evet. bir gece öyle gelebiliriz. Bir da var evet. bir şey. Yani. aynen öyle. Tabi burada ikinci şık tehlike. Ee, birinci şık dediğimiz gibi öbür şekilde ambargo koymalar. İkinci şık da Güvenlik Konseyi'ne getirme ihtimalleri. Yani Türkiye'nin tek yanlı bir müdahalesi karşısında bu da varsayımlardan bir tanesi. O takdirde tabii Rusya'ya iş düşüyor. Yani Rusya'nın veya Putin'in bir birtakım e, konuşmalar oldu. Bu konuşmalardan ihsas edilen veya hissedilen şey şu. E, Ruslar Güvenlik Konseyi'nde dediğimiz gibi Amerika'nın bunu e, oy birliğiyle herhangi bir oylamada veya tasarıda oy birliğiyle kabul ettirmesine herhalde seyirci kalmazlar Kalmaz. veya muvaffakat etmezler bu takdirde de düşer deniliyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde 16'sında üçlü zirve çok önemli. Yani burada artık sadece e, e, şey İdlib'in geleceği değil veya İdlib'le ilgili problemler değil. Aynı zamanda Fırat'ın doğusu da mutlaka masaya yatacak. yatacak. Türkiye oradan alacağı kuvvetle veya almayacağı kuvvetle dediğimiz gibi Fırat operasyonunu, Doğu Fırat operasyonunu Peki nasıl değerlendirirsiniz? Olacak. Tam da o bu zirve öncesi Türkiye'nin böyle işte daha önce bazılar şöyle yorumlar yapıyordu. Fırat'ın doğusunda işte Türkiye Amerika yanaştı. Bu Rusya'yı biraz rahatsız etti ama işte Sayın Erdoğan'ın, Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları tam da zirve öncesinde gene herhalde bir Rusya'yı veya İran'ı işte acaba Türkiye'yi kaybediyor muyuz veya Amerika ya mı yanaştı falan. O sorular gidere, giderebilmiş midir onların? E bazıları zihninde? diyorlar iki cephede bir olmaz ama Türkiye iki cephede bir değil yani Türkiye kendi cephesinde. Dolayısıyla zaman zaman biriyle öne çıkan ilişkiler kuruyor, zaman zaman diğeriyle e, öne çıkan ilişkiler kuruyor. Bu eşyanın tabiatıyla alakalı yani Türkiye e, şey olarak e, planlı programlı bir şekilde iki cephede birden yer almıyor, evet. yer almıyor ha. Hem Amerikan Kendinden cephesine yani hem kendisinde ha, ne gerekiyor ha gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Zaman zaman manevralar yapıyor, zaman zaman geri çekilme veya iler gitmeler yapıyor. Bu aşağının tabiatıyla alakalı veya şartların tabiatıyla alakalı bir durum. Şartların dayattığı bir şey. Ondan dolayı Türkiye iki cephede her iki tarafı da memnun etmek veya her iki tarafı da kızdırma gibi bir kaygısı yok. Kaygısı şu dediğimiz gibi birinci olarak PYD'nin oradan sökülmesi. Yani hedef olarak Türkiye bunu koymuş. İkinci olarak da orada işte bir güvenli bölge oluşturulabilir. Orada Suriyelilerin bu kısmını orada iskan etme. Türkiye'nin temel politikası yaklaşım bu. Bu itibarla üçlü zirve tabii çok önemli. İdlib'in geleceğine, geleceğine tayin edeceği gibi, gelecekteki statüsünü, durumunu tayin edeceği gibi aynı şekilde dediğimiz gibi... Fırat'ın Fırat doğusu ile ilgili Türkiye'nin elini güçlendirecek ya da zayıflatacak. Evet. Yani zayıflatacak şu yani Türkiye kendisi kendi başına karar verdiği zaman kendi göbeğini kesebilir. Ayrı, evet. Risk daha artmış olur. Yani Rusya olmazsa asada destek vermezse faraza bize evet. Amerika karşısında ne yapar? Türkiye yine ya, risk fazlalaşmış olabilir ama kararını kendisi verir, kendi göbeğini kendi keser. Dolayısıyla e, durum bu minvalde o açıdan. Ee, bu 300 zirve, kritik bir zirve. Tam da burada bu Lavrov'un da bir açıklaması. Ona e, değinmeden de yaptığınız açıklama önemli. Yani Türkiye'nin bu Rusya ile Amerika arasındaki o gidiş gelişleri biraz da kendisinden, kendi gücünden çıkarlarını ve değerlerini savunmasına kaynaklanıyor. Yani İdlib'de de şöyle deniliyor. Yani Rusya e, temelde Ru Türkiye ve Rusya, Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyor. Yani parçalanmasın Doğru. ülke. E, ABD'ye güvenmiyor Rusya. E, Türkiye'de e, güvenmediğini ortaya e, koydu. Yani ortak mü müşterek harekat e, konseptine rağmen e, yani Fırat'ın doğusuna dair yeni bir konsepte rağmen Amerikan işte 3-4 gün içinde içerisinde nasıl e, güvenilmez bir müttefik oldu ortaya çıktı. En yüksek derecede de bu e, deklare edildi. Tam da bu sırada Lavrov'un e, bir açıklaması Suriye'de savaş bitti şeklinde. İşte bir Fırat'ın e, doğusuyla İdlib kaldı diyor. Ee, yani bizim bizim için diyor e, Suriye'de savaş bitti. O kendileri için kendi kendileri daha da derinleşmesini istemiyorlar. E, rejim diyor işte e, gereken yerlerde kendi kontrolünü falan sağlamış durumda. Herhalde işte İdlib'de Fırat'ın doğusu kaldı diyor ama e, Fırat'ın doğusu dediği de öyle kendileri geçilecek şey değil. gibi tabii de, tabii. değil yani. Ülke'nin toprağının yüzde yarım beşini e, e, temsil ediyor veya e, dörtte biri ülke ülke toprağının dörtte birini teşkil Kaynaklar ediyor, falan da temsil hep orada ediyor. Su, Tabii. enerji. Ha, su, kamışlı bölgesi, petrol bölgesi. İkincisi, Ofra şey havzası, El Cezire havzası, havzası Suriye'nin en verimli toprakları. Suriye'yi besleyen yer orası. Tarım açısından. Ha, tarım değil mi? açısından. Evet. Dolayısıyla öyle yeniler yutulur bir şey değil. Yani Lavrov'un dediği doğru değil. Onlar bunu e, gece ıslık çalan bir adam gibi. Sanki böyle böyle bir pa biz parçaladık bu hale kabul edin der gibi konuşuyor. Evet, evet. Bunlar doğru değil. Neden doğru değil? Ruslar buraya 2015 Eylül'ünde girdiler. Öyle değil mi? 2016 17'de savaş bitti dediler. Öyle demediler. Evet. Dediler. Onun üzerinden iki yıl daha geçti. geçti. İki yıl daha geçti. Şimdi aynısını söylüyorlar. Asıl mücadele bizim için yeni başlıyor. Tabii tabii. Tabii. Doğru, doğru. Aynen öyle. Türkiye en azından Fırat'ın doğusu ile ilgili niyet beyanında bulundu ve operasyona hazır olduğunu ifade etti. Dolayısıyla hakikaten bizim açımızdan yeni başlıyor. Belki de ee, Suriye'de asıl mücadele yeni, yeni başlıyor. Saflar belli oluyor. Doğru. Yani eskiden saflar belli değildi. Kör dövüşü vardı kim kiminle savaşıyor belli, belli değildi. Değil. Yani hakikaten öyle bir uyduruk bir takım örgütler kurmuşlardı, mışıt. on üzerine herkes mevzileniyordu. Onlar ortadan kalkınca asıl asıllar devreye girdi. Yani vekalet savaşları bir şekilde ortadan kalkınca tabii asıllar ya. devreye girmiş oldu. Bu itibarla dediğiniz gibi belki de Suriye'de şekillenme yeniden sıfırdan başlıyor. Yani henüz biten bir şey yok. Lavrov gibiler tabii psikolojik ee, tatmin açısından veya psikolojik o e, açısından e, dostlarına güven verebilmek için Suriye rejime, İran'a veya kendilerine böyle diyorlar. Ama e, derin bir tahlil yaptığımız zaman burada çok fazla bilinmez var. Yani geleceğin ne olacağını kestirmek mümkün değil. Suriye rejiminden artık bahsetmek mümkün değil. Suriye rejimi e, rejiminin e, şeyi e, Suriye e, ee, yani kaderi mi geleceği ha, kaderi geleceği bu şekilde İran, Rusya onun dışında öteki güçlere, İsrail'e, Türkiye gibi ülkelere bağlı. Tamam. Yani gerçekten öyle. Bu itibarla Lavrov e, erken bir laf etmiş evet. durumda. Yani doğruyu aksettirmiyor. Burada e, Kürtlerle ilgili şunu söylemek lazım. Hakikaten öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç hiç bir hali hali şartta güvenmek mümkün değil. Neden? Şimdi e, Goam diye öyle değil miydi? Goam evet. Kürtleri diye bir tabir vardı. Neydi bu? bu? Kuzey Irak'tan götürülenleri Kuzey Araktan, mi diyorsunuz? Amerikan ha. üstüne üssüne, uzak doğu bölgelerinde Amerikan üssüne gönderilen ve eğitilen bir e, Kürt şey vardı. E, silahlı e, grupları vardı. Bunu niye götürdüler? Ruslar da bunu yapıyorlar. Suriye'den de bir iki yıl evvel birçok çocuğu Rus akademilerine götürmüşler. Şey, şey, Suriye çocuklarını, Rus akademilerine. E, i̇leride ne yapacaklar onları? En İndoktrini ettikten sonra, kendi şeylerinden, süzgeçlerinden geçirdikten sonra Suriye'ye geri gönderecekler. Afganistan'da da Sovyetler bunu yapmışlardı. Mezarı Şerif'ten şuradan bundan on binlerce kişiyi Buhara, Semerkant'a götürerek orada askeri mekteplere kaydetmişlerdi. Orada indoktrin şeyinden aşamasından, telkin aşamasından geçtikten sonra oraya işte onların vekili olarak tekrar Afganistan'a göndereceklerdi ama onunla muvaffak olamadılar. Ruslar bunu Suriye'de yapıyor. Amerikalılar Guam'da yaptılar ve şu anda aynısını yapıyorlar. 40-50 bin civarında dediğimiz gibi peşmerge, peşmerge diyorum affedersiniz, Pd unsurunu evet. e, yetiştiriyorlar. Hakikaten bunları azım sanacak bir güç değil. Diyelim ki Türkiye burada e, Doğu Fırat'a operasyon yaptı veya Fırat'ın doğusuna operasyon yaptı. Bazı askeri kaynaklar şunu söylüyorlar, bu Afrin'den daha kolay olacaktır. Çünkü bölge coğrafi olarak kolay bir bölge. Yani girdiğiniz zaman... Dağlık değil, e, daha evet, düz gibi. Silah üstünlüğü, ateş üstünlüğü kimseydi, ki, kimdeyse o... Ee, çok rahatlıkla bir şekilde oralara hakim olabilir, <laughs> alabilir diyorlar. Yani, ve, e, diyelim ki, diyor ki hakikaten PYD unsurlar orada yenildiler. Onlar Suriye rejimine herhalde gitmezler, teslim olmazlar. Ee, kaçarlar bir şekilde. Amerikalılar ona Guam'daki gibi yeni bir üsse, yeni bölgelere e, Hine Hacette tekrar geri döndürmek orada görev almaları için Amerika'ya vekaleten tabii ki söylüyoruz bunu. O açıdan hakikaten Amerikalılar'ın niyeti bozuk aslında. Yani Taşeronların aslında bırakmıyor Heh, bir şey. bırakmıyor. FETÖ'cüler de mesela götürüyor. Lejyoner. Tabii bunlar lejyoner olarak kullanıyor. Burada ilk hamlede, ilk hamlede başarısız olsa bile bakın... Irak'ta ikinci hamlede, üçüncü hamlede başarı, başarılı oldular. Önce Mustafa Barzani'de başarısız oldular. Saddam'la Şah anlaştı 74'te, 75'te. Cezayir anlaşması. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra 91 yılında dediğimiz gibi bir hamle oldu. Kısmen oradaki peşmergelerin palazlanmasına en azından Saddam ordularının kuzeye girmesine belirli boyutlarda ne yaptılar? mani oldular evet. ama e, tam devlet altı bir yapı da tam olarak oluşmamıştı o dönemde 2003'ten sonra bir kat daha arttırdılar bir, bir kat daha arttırdılar yani e, devlet aşamasına neredeyse devlet altı aşamaya geldiler tabii ki neredeyse devlet aşamasına geldiler dolayısıyla burada da öyle ilk hamlede Suriye'de başarılı olmayabilirler ama ikinci, üçüncü hamlede belki başarılı olurlar. Türkiye'nin tabii görevi burada kendisine ve Suriye toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri bertaraf etmek. Bertaraf Türkiye'de onu yapmaya çalışıyor. Yapması da hakkı tabii, yapmak lazım. Yani doğru o, o yani Amerika'nın Suriye dair planlarını artık yani sağır Sultan bile biliyor yani ne yapmak istediğini işte küçük devletler eyalet devletlerine falan bölmek istedi yani mesela Ruslar bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Amerikan amacı bu yani Amerika ile bu, bu ilişkiye girmek stratejik işte bir ilişki kurmak eğer çok dikkat etmezsek bumerang gibi sonunda gelip bize mesela büyük bir zarar verebiliyor. Ee, burada dikkatli olmak lazım. Ee, yani öbür tarafta tabii Afrin'de bir saldırı var. Tel Rifat'ta bu YPG'li YPG'nin e, hakimiyetini eleştiriler var oradaki aşiretler, e, Arap aşiretleri. Yani bu Türkiye'nin o siz de dediniz ya o e, Suriye'nin o güven Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi 420 kilometre yerine işte 150 kilometreyle daha doğrusu böyle YPG unsurlarının tam etkin olduğu yerlerde değil de değil, doğru. Arapların falan Sünni Arapların ve veya Türkmenlerin etkin olduğu bölgeleri de biraz Türkiye'nin operasyon yapmasına izin veriyor. Herhalde doğru. öyle bir doğru, alana çekiyor Türkiye'yi. E bir de tabii Türkiye'nin elinde o Sünni Araplar var. O Sünni sosyoloji e, YPG'nin denetim denetimi altındaki bölgelerde çok rahatsızlar. Şöyle i̇şte ben, ter, evet. ter Rifat'ta mesela gösteri yapmışlar. Başka zamanlarda da yapıyor. Mümüş'te de yapıyorlar mesela. Rakka'da da yapmışlardı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani anladığımız kadarıyla tabii dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri 150 kilometre veya 120 kilometrelik alanda da o alanı tamamen bize terk etmek, bırakmak istemiyor. Bu Burada Filistin Devleti ile ilgili bir benzetme var. O benzetmeyi bura, buraya uygularsak tablo netleşiyor. O da şu. Leopor derili Devlet diyor, Leopold'un dediği yani benekli, benekli bu şekilde ya da İsveç peynirine benziyor diyorlar. Yani delik delik. Delik, böyle. delik delik. Dolayısıyla burada tam olarak o bölgenin kontrolünü bize bırakmak istemiyorlar. Zaten anlaşmazlık noktalarından bir tanesi nedir? Kontrol meselesi. Doğru. Bir, e, güvenli bölgenin çapı, boylamı ve enlemi. Ve kontrol kimde olacak? Evet. Kontrol mekanizması. Bu önemli. Ee, Türkiye ne diyor? Baştan beri Amerika'ya güvenmediğinden dolayı kontrol bizde olması Biz, gerekir diyor. Doğrusu da bu. Amerika'nın niyeti belli. Dediğimiz gibi Amerika e, ikili oynuyor sürekli i̇kili, olarak. İkili doğru. E, i̇kili oynuyor. Herkes de bunu görüyor. E, i̇kili angajman ilişkin Bir taraftan PYD'yi müttefik olarak görüyor veya SGD diyor. Ne diyor? Bunlar bizim işi de karşı müttefiklerimiz. Ya IŞİD diye bir şey yok. Ne masada var, ne yerde var, ne sahada var, hiçbir yerde yok IŞİD. IŞİD'i nereden çıkartıyorsun? Nereden çıkartıyorsun? Dolayısıyla IŞİD üzerinden, muhayyel bu IŞİD örgütü üzerinden şu anda muayyel. o, muhayyel. O IŞİD Onun DH var... tehdidini de palazlandırmak istiyor işte, değil yani, mi? Öyle tabii. bir şey varmış yani, gibi. Yani, İlla meşruiyet için gerekli işi. görürlerse meşruiyet için Yaparlı. onu ihya edebilirler. Çünkü ellerinde PYD ile e, DAEŞ veya IŞİD neyse RAKKA'da Karşılıklı danışıklı işler yapmadılar mı? Yaptılar. Doğru. Yani yaptılar. Bir tarafta öldürüyorlar Afrin'de mi? Nerede bir, bir tarafta infaz ettiler veya bazı yerlerde infaz evet. ediyorlar. Bazı yerlerde ihtiyaç varsa adamları veriyorlar salıyorlar. Soru rejimi de bunu yaptı. Onlar da bunu yapıyor. Niye? Soru rejimi öbür muhalifleri temizlemek için işit bahanesine tutunuyor. Bir programda söylemiştiniz zaten o Pd'nin şeyi vardı ya başkanı. Esadın Salih Müslüman. Yani. Salih Müslüman. Evet. Zindandaydı, bırakıldı. Doğru, doğru, doğru. Yani çok enteresan. Bir tanesi şunu söylüyor. Diyor ki, ya eskiden diyor, eskiden Suriye Kürtlerinin kendilerinin kendilerinin partileri veya oluşumları falan vardı. Şimdi görüyor musunuz? Apo diyor, ne zaman gitti? İşte Apo 1986-87'de yani 80'li yıllardan itibaren güneye, yani 12 Eylül'ü olunca o Türkiye'yi terk etmişti. Evet. Ama ee, şeyde Beka Vadisi'nde falan ortaya çıkması ne, ne zamana denk geliyor? 86'ya. 86-87. İlk yani bulgular o dönemde elde edilmişti. Apo'nun işte Beka Vadisi'nde veya Suriye'de olduğu. Biliyorsunuz Çiller falan Suriye'de ona yönelik, Apo'ya yönelik operasyonlar yapmak istedi. İşte ne zaman kuruldu bu PYD denilen örgüt? Apo'nun varlığıyla birlikte, Apo ile birlikte kuruldu. Muvaza örgütü. Önce Apo'ya çalıştı. Sonra 2012'den itibaren rejime çalıştı. Rejime çalıştı. Ama ne oldu? Suriyeli, e, oradaki Suriye halkını veya Kürtlerini temsil eden örgütler ikinci, üçüncü e, şeyde kaldı. Aşamada kaldı. Veya ikinci üçüncü sıralamada kaldılar. Hatta Michel Temmo diye adam vardı. Michel Temmo öldürüldü. öldürüldü. Bu Kürtlerin en önemli figürlerinden bir tanesi. Evet. Kim öldürdü? Dediler ki Salih Müslüm Türkiye öldürdü. Halbuki anlaşıldı ki onlar evet. öldürmüşler. Kardeşi Necim burada öldürdü. mesela tabii. Türkiye'de o ha, söylüyor. Mustafa, tabii, evet. tabii Mustafa, tabii tabii. Mustafa'ydı herhalde. Mustafa değil mi? dersem evet öyle. Yani, Tam. Yok Salih Müslüm'ün abisi Mustafa. Mustafa'nın onun, Mustafa onun, abisi, onun abisi, Temmo'nun abisi de, kardeşi de Türkiye'de. O da burada, ha, evet. o da burada. Doğrudur dolayısıyla yani hem yapıyorlar hem de iftira, i̇ftira dağıtıyorlar. Alıyor, evet. Mafya şeyi yöntemine diyorlar. Mafya önce öldürür, sonra cena evet. cenazesinde katılır, <laughs> çiçek katılır. gönderir. <gülüyor> 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 Doğru. Ya yani tabii burada e, şeye geçmeden önce bu belki Trump işte İran oradan da İsrail'e geçeriz. Şimdi arada yaklaşıyor. Bu İran'ın rolünü nasıl görüyorsunuz Suriye'de? Yani son dönemlerde biraz çok fazla böyle sesi çıkmıyor gibi sanki. Yani İran, yani Hürmüz krizi İran, işte Amerika. Çekişmesi daha ön plana çıkmış doğru, durumda. Doğru. Suriye'de pek böyle sesi çıkmıyor İran'ın. İran ses çıkartabilecek durumda değil. Yani ses çıkardığı zaman sesini ilk duyan İsrail, İsrail oluyor. Ondan oluyor. sonra bombardıman yapıyor. Yani İran'dan Hizbullah'a giden silahlar vesaire diyerek Rusya'yı da sıkıştırıyor bir taraftan. Amerikalılar da İsrail'i dinlemeye teşne. Dolayısıyla e, e, İran, İran'ın varlığı orada birilerine batıyor. Yani tırnak içinde söyleyelim. Ondan dolayı da İran. Fazla yani e, ses çıkartabilecek durumda değil. Ama karada e, tabii en güçlü İran. Ruslar karada çok fazla kendilerini riske etmediklerinden dolayı Hava kayıp, kayıp vermek istemediklerinden yani, evet. dolayı İran'a dayanıyorlar. Fakat İran pazarlık nedeni orada. Pazarlık nedeni. Yani İsrail yani İran'ın işte rolünün e, arttığını yani e, nasıl diyelim... E, e, yani kabul açıldığını. edilemeyecek, ha, evet. kabul edil edilemeyecek bir noktaya geldiğini söylüyor. Hem yani biliyorsunuz Netanyahu bahsinde de ederiz belki. Ee, Netanyahu'nun seçim e, vaatlerinden vaat bir tanesi, İran'ı her yerden kovalamak. Evet. Yani Irak'ta biliyorsunuz bu Kemal Irak'ta bu Kemalli bombardımanına tabi tuttular. Başka bir saldırdılar. ondan sonra Yemen'e kadar varız. İran'ı evet. her yerde kovalayacağız diyor İsrail. İsrail ama. E, Tabii. Kastan füzeleri atınca Netanyahu <laughs> kaçacak <yerlerde>. gibi <laughs> aslında çok fazla da güçleri yok. Güçleri, Evet. Doğru. Şimdi bir araya gidelim. O, aradan sonra bu işte Netanyahu'nun seçim vaadi, evet. Batı Şeria'yı, Ürdün'ü, Orta Doğu, Ölü Deniz'i falan hepsi buralar a, benim a, diyor. İlhak evet, edeceğim doğru. diyor. O, onu bir detaylıca konuşuruz. Kısa bir aradan sonra e, beraberiz yine. Müzik <laughs> Yeniden iyi akşamlar. Aradan sonra yeniden beraberiz. Ee, Sayın Onur Erim de aramıza katıldı. Değerli siyaset bilimci. Ee, i̇lk bölümde Mustafa Bey ile şeyi konuştu. İşte Suriye'yi konuştu. Güvenli bölgeyi. Ee, 16 Eylül'de Pazartesi günü üçlü Suriye zirvesini. Ee, Putin Erdoğan'ın neler görüşebileceğini. Yuri Uşakov e, Putin'in e, yardımcısının açıklamaları vardı. İşte Suriye e, İdlib ve Doğu Fırat'ın yanı sıra işte teknik işbirliği, askeri işbirlikleri de gündeme gelecek ve diğer ikili konularında da görüşülebileceği görüşüleceğini söyledi. tam da bu sırada ABD'nin de bir yaptırım tehdidi açıklaması vardı Dışişleri Bakanlığı'nda. İşte bizim yaptırımlarımız işte her an gelebilir, devam ediyor. Ansızın yaptırımda bulunabiliriz. masa her şey masada şeklinde. Böyle bir genel bir sizden de bir değerlendirme alalım bu üçlü Suriye Süri zirvesiyle ilgili olarak İran, Rusya, Türkiye bu işte Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Amerikan işbirliğini ve Türkiye'nin e, ...olası muhtemel e, operasyonu nasıl etkiler, e, nasıl bir süreç bekliyor bizi? Şimdi aslında belki bir iki tane şeyin altını çizmek lazım. E, Belirli bir süredir e, Orta Doğu'da, özellikle bize yakın coğrafyadaki Orta Doğu'da... ...artık en azından, belki daha fazla, bunu zaman gösteriyor, en azından iki tane yeni ülke var. Artık ABD'de bir Orta Doğu ülkesi halindedir, Rusya'da bir Orta Doğu ülkesi halindedir. E, de facto da olsa bu durum böyle. Şimdi bunu söyledikten sonra... Bu bölgede aslında yapılan ve yapılmayan, desteklenen veya karşı çıkılan her şey daha uluslararası boyutta yankıları oluyor, etkileri oluyor ve bunun karşılıkları oluyor. Sonuç itibariyle şöyle bir şey söylemekte herhalde bir şey yok, bir beis yok. Biz evet Orta Doğu'da bizi direkt ilgilendiren özellikle şu an için konuştuğumuz güvenli bölge üzerinden konuşursak Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki yaptığımız her adımda bir şekilde Rusya ve veya ABD'nin oluşunu da göz önüne almak durumundayız. Şimdi şu bir sır değil. Bizim güvenli bölgeden anladığımız, daha doğrusu bizim ihtiyacımız oldu dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaatli altını çizdiği güvenli bölge anlayışıyla ABD'nin güvenli bölge anlayışı arasında fark var. Ah. Bir kere ABD bu bölgeyi güvenli bölge olarak bile isimlendirmiyor biliyorsunuz. Onların kullandığı başka farklı bir terminoloji var. Şimdi belki çok ortaya çıkmıyor ama burada... Muhakkak bizim Rusya'yla da %100 çıkarlarımız demeyen de görüş açımız uyuşmayacak. Fakat Türkiye burada bence e, cumhuriyet tarihinin demeyeyim ama en azından 40'lardan 50'lerden beri ilk defa çok uluslu, çok katmanlı, çok yönlü bir dış siyasi politika izliyor. Yani iyi hatırlayınız bunlar 15-20 senesi evveline kadar ülkeler ya bizim ebedi dostumuz gibi davranıyorduk ya da ezeli düşmanımız gibi Düşman. davranıyorduk. Böyle bir şey yok maalesef dünya diplomasisinde. Herkes çıkarları doğrultusunda alabileceği en üst noktadan e, kendi çıkarlarını gözetip yoluna devam etmek durumunda. Şimdi e, biz ABD'nin e, bizi mesela bu güvenli bölge konusunda e, aynı ta, aynı telden çalmayacağını ilk günden beri biliyorduk. Fakat Hı. ABD ile olsun, Rusya ile olsun farklı devletler şeylerde, farklı katmanlarda. Bu konuyu beraber ortak yürütmek için elimizden geliyor. Hem ya. rekabet var, hem işbirliği var bazı Olmak bölgelerde. Zorunda. Yani şimdi biz eğer dersek ya ABD'nin burada işine. Vallahi ABD artık buranın bir ülkesi. Ortadoğu'nun bu bucağının bir ülkesi. De facto bile değil, belki de da ötesine geçti. E Rusya hakeza öyle. Aynen. Dolayısıyla biz bunları görmezden gelip ya sizin sadece burada askeriniz var. Yarın bir gün çekersiniz, gidersiniz demekle bu iş olmuyor. Ama burada Türkiye ne yaptı? Yine yani bu yeni dönem dış siyaseti, <laughs> e, şöyle bir nokta eğer kendini yüzde yüz haklı görüyorsa ki bu konuda yüzde yüz haklıdır. Hani bunun neden haklı olduğunu anlatmak için belki bir yarım saat bir saat gerekir ama yüzde yüz haklı olduğu bu noktada taviz vermedi. Nasıl taviz verdi? Sadece sözde değil. Bakın e, bizim birliklerimizi sınıra yığmamız herhalde bir iki ay falan oldu değil mi aşağı yukarı hocam? Yığmaya oldu. başlamamız. Oldu. Hala oradalar. Biz göğe Amerika ile anlaştık. Hani bir mütabakat oldu. Ortak de, şey operasyon merkezi kurduk. Ortak devriye atıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı hala o birlikleri tutuyor. Bu bizim net tavrımızın net bir tezahürü. Dolayısıyla e, birazcık daha bu konu sıkıntılı geçebilir. Çünkü yani net Amerika bize bu konuda yüzde destek vermeyecek. Rusya'nın da Bu aslında... arada arkadaşa bir şey söyledi. Erdoğan'ın Reuters'a verdiği bir röportaj var. O da altyazı olarak geçiyor. Ee, oraya da bakıp bazen böyle görüntü olarak da verebilirmiş arkadaşlar. Ee, biz biz devam edelim. Eğer verirseniz e, seyrederiz, bakarız. Onun üzerine de konuşuruz bir şey olursa. Rusya'yla da siz bakmayın. Aslında yani konu Şu Rus. Şu anda hazırmış. Bir tamam, e, Sayın Erdoğan'ın e, görüşmesini dinleyelim. Seyirciler e, Sayın Erdoğan'ın Reuters e, ajansına verdiği kapsamlı e, söyleşi, konuşmayı dinledik. E, yani Suriye konusu başta olmak üzere işte Doğu Akdeniz, Amerika ile ilişkiler, e, iç seçimlerle alakalı e, gene kabine değişikliği ilgili bir soruya e, maruz kaldı, muhatap oldu. Onun dışında başkanlık sistemiyle ilgili, İran'la ilgili. E, şimdi yani Onur Bey'de kalmıştık. E, Onur Bey, yani genel olarak böyle dikkatinizi çeken e, hangi konu oldu ve ne veya nereden başlamak istersiniz? çünkü mesela güvenli bölgeyle ilgili Erdoğan neredeyse res çekti işte kapıları açarız dedi göç konusunda Avrupa'yı verdiği sözleri yerine getirmemekle dile getirdi yani hem yardım olarak hem ekonomik olarak hem sosyal olarak yani bu üçlü zirve öncesi yani bu göç mesajı var işte İdlib konusundaki hassasiyeti var Amerika ile işte F35'ten olsun İran Rusya ile ilgili S400 konusunda açıklamaları var iç siyasetli siyaset yani istediğiniz bir noktadan başlayabilirsiniz benim kendi kanaatim gördüğüm kadarıyla Erdoğan artık böyle son kerteye gelmiş konusunda yani Suriye ile ilgili mesela Amerika'ya işte Trump'a gereken şeyleri söylediğini hatta YPGPK konusunda Batıya benim serzeniş tekrar dile getir Doğu Akdeniz olsun işte göç konusu olsun yani böyle bir batı dünyasına yönelik bütün serzenişleri, şikayetleri dile getirdi ve Türkiye'nin kararlarını da vurguladı. Buyurun yani dikkatinizi çeken bir konudan en çok hangisi çekti sizce sizin dikkatinizi? Tam da kaldığım yerden başlayayım çünkü aslında yani bana göre en çok dikkatimi çeken noktası oydu. Şimdi biz burada e, Suriye'deki politikalar konusunda, sınır güvenliği konusunda Amerika ile çatışıyormuşuz veya Amerika ile ters düşüyormuşuz gibi gözüküyor ama biz aslında Suriye konusunda veya <laughs> belki onu görmedik daha zaman gösterecek. Belki güvenli bölge konusunda da Rusya'yla da çok aynı e, şeyleri konuşmuyor olabiliriz. Onu da zaten vurguladı Şimdi, bir yerde. Onu söyleyeceğim. NATO... O, onu ben evet. evet. İlk defa bence bu kadar yine hani gene çok sert olmasa ilk defa böyle bir altın. Bu şeyle de. Trump'a da söylüyorum dedi, dedi. Putin'e Putin e de söylüyorum dedi. dedi. Şimdi bu gayet normal çünkü <laughs> bizim orada ihtiyacımız olan şey bir bu tabii kapılar açma meselesini güvenli bölgeye çok bağlamayalım. Yani bu denizli konu önemli Hı -hı. çünkü kamuoyunda şöyle bir vurgu var. Sanki Türkiye işte Rusya'ya yanaşıyor da Amerika'ya karşı bir tavır alıyor. Ve Amerika'ya yanaşıyor da Rusya araştırma. öyle değil yani. Ki, ona, Mustafa Bey de değindi, yani kendinden yana bir politika izliyor Türkiye. Aynen, orada ayrı bir ikinci bir ikinci ve yakın bir örnek verelim. Ee, Ak Akdeniz'deki Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon e, kaynaklar konusunda da Türkiye hem Rusya ile hem Amerika ile şu an için en azından aynı şeyde konuşmuyor. Birazcık Sayın Cumhurbaşkanının o hatırlarsanız bir savunma fuarına gitti. Şu SU 57'ye baktığı evet, fuarda. Moskulada. Bir Oradan sonra bir belki ortak bir şey bulabiliriz herkesin diye Rusya'dan Doğu Akdeniz hidrokarbonları ile ilgili bir böyle daha ılımlı, daha bize yakın bir mesaj geldi ama o yani bir orta seviye bir bürokrat özür dilerim. Evet. Bürokratın evet bir bakandı galiba söyledi bir laf. Şimdi oradan yola çıkarak birkaç şey ayıralım. Sayın Erdoğan'ın e, bu kapıları açarız meselesi onu yani benim duyduğum en iyi açıklama o konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasıydı. E, Aynen de şöyle diyordu aşağı yukarı. Bu bir tehdit de değil, blöf de değil. Bu artık bir ihtiyat ötesi bir durum. Eğer bu tabi sadece sını, güvenlik bölgeden biraz farklı farklı bir noktada konuşalım bunu. Suriye'de çözülemeyen çözülmesi için çok ciddi adımlar atılmayan ciddi bir insanlık dramı var. Bir iç savaş var, bir diktatör var, bunun zulmü var, diğer ülkelerin kışkırtması var, kalkışması var, içine girmesi var, İsrail var, Amerika var, İran var, Rusya var, Rusya var ya. da var da var da var. Fakat kimse buradaki drama dramı <laughs> sonlandırmak için ciddi bir adım atmıyor. Ve bu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şimdi geçen bir rakam gördüm, Hani ben de tabii oturup çok hızlı geçiyor zaman. Düşünemiyoruz bazen. Suriyeli misafirlerimizi ağırlamaya başladı. 8 sene olmuş. Yani kolay değil. Erdoğan 40 milyar dolardan bahsediyor. 40 Az milyar dolar para, para gitmiş. Bu kadar insan bunun sosyolojik problemleri var. Psikolojik var, kültürel problemler var, ekonomik problemler var, var da var da var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hani kapıları açarız demesi zaten hani ya bakın 500 ila 1 milyon kişiden bahsediliyor. Yeni şeyde İdlib sonrası sınıra yakınlaşmaya başlayan, sınırda kamp kuran. Bunlar artık geldiği zaman biz bunları direkt göndermek durumundayız. Yani o saatten sonra yok işte efendim geri kabuldü, şuydu buydu biz hiç ilgilendirmez Biz zaten üzerimize düşen insani görevi bana göre tarihsel de görevimizi fazlasıyla çok ciddi ödünler vererek çok ciddi hasarlar alarak maddi manevi yerine getirdik. E bu saatten sonra bu şimdi bunu şeyden ayrı değerlendirelim bölgeden ayrı değerlendirelim güvenlik bölgesinden. Ben o bölgede yani özellikle güvenli bölge dediğimiz noktalarda 7 8 noktayı çok defa ziyaret ettim. Çok enteresan bir sınırımız var. Sınıra geldiğiniz zaman e, sırtınızı Türkiye'ye, yüzünüzü Suriye veya Irak'a verdiğiniz zaman sırtınız komple dağlarla dolu, önünüz de komple ovalarla dolu. Şimdi Türkiye'nin güvenli bölge e, oluşturmak istemesinin birinci nedeni kontrol edebilir bir alan sınırdan sonra başlıyor. Daha düz bir arazi hatta dümdüz bir arazi çoğun, çoğu yerde. Bu bir. E, i̇kincisi Türkiye bu güvenli bölgeyi birazcık da geniş tutmak istiyor ve artık yavaş yavaş Türkiye'de gitmek de isteyen de Suriyeli var. Yani kendi vatanında bu insanlar da hani halkımızın bir kısmı belki böyle düşünebilir. Bu insanlar da vatanından, toprağından ayrıldığı için çok da şen şakrak durumda değiller. Evet. Onları da bir kısım geniş bölge dediniz Erdoğan söyledi. işte diyor Trump demiş 20 mil. Yani 20 mil 30 kilometreydi diyor. O kendisi önerdi Evet diyor. biz birazcık daha ha. fazla istedikler. Neyse ama sonuçta bunların hepsi bizim salt ihtiyaçlarımız. Bakın şimdiye kadar dünyada kimse ya siz güvenli bölge istiyorsunuz 35 40 kilometre şey neyse çeşitli rakamlar gitti geldi. E bunu niye istiyorsunuz kardeşim? Hani sizin bir e, ne bileyim neo emperyal bir şeyiniz mi var? E, hedefiniz mi var falan? Kimse böyle şeyler diyemiyor bize. Değil Çünkü mi? biz bu konuda fazlasıyla yerden göğe kadar haklıyız. Ya, Türkiye düştüğünü ispatlamış Kesinlikle. Evet. E, dolayısıyla e, bu belki birazcık daha zaman alacak birazcık daha acı çekeceğiz gibi gözüküyor. Oradaki insanlar da belki birazcık daha buraların düzenlenmiyor oluşundan biraz daha zulme uğrayacaklar. Hani biz yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz ama tek başımıza bir yere kadar yetiyor bu iş. Türkiye bence bu konuya erken başladı. ABD ile bunu burayı beraber çözme konusunda flörtleşmeye diyelim ama herkes biliyor bunun nişanında nişan kısmında bozulacağını aslında. Çünkü ne Amerika'nın bizim dediğimiz ki bizim en temel hakkımız bu. En temel isteklerimiz. Öyle böyle acayip büyük şeyler istemiyoruz. Oraya gidelim, üstler kuralım bilmem. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ne Amerika buna müsaade edebilir. 20, 28 bin tır, 6 bin kargo uçağı dolusu silah vermiş. PKK'nın oradaki konuda YPG, PYD'ye. Buraya bu kadar tabiri caizse yatırım yapmış. Ne onlar bu saatten sonra bundan böyle hızlı bir şekilde var. Belki zaman içerisinde olur ama hızlı bir şekilde vazgeçemez. Dolayısıyla muhtemelen e, bizim de bu kararlılığımızı gördükten sonra tahminim o yöndedir ki e, Amerika Birleşik Devletleri burada e, ki YPG PYD unsurlarını maalesef çoğu yerde yapmaya yaptığı veya yapmaya yeltendiği gibi tabiri caizse satacaktır. Çünkü bu bizim artık sıfır noktamız. Ve buna kimse bir şey diyemez. Bizim sınır güvenliğimiz mevzubayız. İç güvenliğimiz mevzubayız. E, misafir konusundaki güvenliği birçok şeyimiz mevzubayız. dolayısıyla belki birazcık daha zaman alacak ama sayın dediğim gibi ben, ben de burada en çok dikkatimi çeken konuşmada e, belki de ilk defa bu kadar gene çok sert değil ama ilk defa bu kadar bu konuda yani sadece Trump'la değil aynı zamanda Putin'le de çok net anlaşamadığına dem vurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Gayet de haklı e, durum bu. İkisini de ikna etmeye çalıştığını da söyledi. Oradan e, Mustafa Bey'e e, geçelim. E, yani konuşmasında çok önemli noktalara değindi. Yani Türkiye'nin işte sabah akşam konuştuğumuz meseleleri Değerli Toplu e, dile getirdi. E, Tabi yani e, dilediğiniz bir konudan başlayabilirsiniz ama Şeyde, veya aynı konuyu he, devam ettirebiliriz. Birkaç nokta, noktanın aşılımını yapalım. Şöyle ki aslında Üç tarafa da mesaj var burada. Taraflardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Yani şöyle mesajın mahiyeti göçle, göçmenlerle alakalı. Yani Türkiye'nin artık bundan sonra e, İdlib üzerinden yeni göçmen dalgasına tahammül olmadığını, kabul edemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu. Yine göçmen politikası ile alakalı olarak işte güvenli bölgeyi Türkiye niye istiyor? En azından bir kısım Suriyelilerin iadesi için e, ya da geri iskâniyeti için. İlginç bir tekste de bunu yani o daha önce de söylemişti. Göçmen şehir tabi tabi yani. yani yapılandıralım diyor. aynı falan. zamanda buradan gideceklere Fırat'ın doğu bölgesinde buradan gideceklere e, ev park yapalım inşa edelim yani orayı yapılandıralım bir şekilde yaşanılacak bir hale getirelim vesaire dedi. Üçüncüsü Avrupa Birliği'ne yani burada bir Doğu Fırat'la ilgili veya Fırat'ın doğusuyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri yani bu olması lazım çünkü bu sadece PYD'den kurtulma meselesi değil aynı zamanda Geri iskan meselesi. İkincisi Rusya. Yani Onun beyin yani değindiği o insani trajedinin işte tabii, çözülmesi, tabii, çözümlenmesi. İdlib'den gelece, gelebilecek ee, yeni bir göçmen dalgasına tahammülümüz yok. Dolayısıyla oradaki ateşkes kalıcı olması lazım. Yani günlük işte bir hafta 10 gün ateşkes ilan ediyorlar. Ondan sonra yeniden bombardımana devam. Halep'te olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi. Ondan dolayı Türkiye yani Rusya'ya da burada mesaj vermiş oluyor. Yani Rusya e, Türkiye bir taraftan yani kendi e, ülke içindeki göçmenleri oraya geri iskan etmek isterken burada İdlib'den yeni bir dalga ile karşı Aynen. karşıya ha gelme durumuyla karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye iki tarafa da mesaj veriyor. Yani e, Rusya e, veya rejim hırlı dursun tabir caizse oradan yeni gö an göçmen dalgası ülkemize gelmesin. Ee, üçüncüsü de Avrupa Birliği'ne. Yani artık elinizi taşın altına koyun. Yaptığınız e, yardımlar veya e, masraflar yeterli değil. E, biz bu yükün azami kısmını, en büyük kısmını deruhte ediyoruz, omuzluyoruz. Fakat bir yere kadar yani fazla bu konuda hayfandığım bir şey var. Çavuşoğlu'nun geçen e, yıldır sana bir açıklaması vardı. Avrupa'nın demokrasisini biz kurtardık diye. Yani eğer Doğru, demokrasi yıkılabilir. Yaşayla, Bugün de daha Keşke ne açsalardı. Yine ee, Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Dedi ki Avrupa'lılar da biliyorsun Alman dışişleri bakanı Merkel falan konuştu. Hemen etekleri tutuştu. Yani niye? Ee, birkaç bir kaç göçmenin daha fazla göçmenin oralara gitmesi sonuç itibariyle burada istikrarsızlığa yol açacak. E, siyasi dalgalanmalar yol açacak. Ne oluyor? aşırı sağ dediğimiz sağ yükselişe geçiyor. Bundan dolayı da Avrupa'nın Avrupa'nın demokrasileri isim üzerinde her an tepe olabilir. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı'nın söylediği doğru. Yani biraz buradan göçmen gönderecek olursak Avrupa demokrasilerinin sonu gelebilir. Yani bu zaten ne diyorlar? Belki de demokrasi bir parantezdi. Kapanacak yer arıyor. Dolayısıyla bu kapanacak yer göçmenler üzerinden şekillenebilir, olabilir. Gerçekten de öyle. Yani Avrupa Birliği'nin, e, Avrupa Birliği'nde demokrasi veya Avrupa'daki demokrasiler çok sağlam değil. Yani dayanakları çok sağlam değil. Ondan dolayı da e, bizimle, e, Türkiye Türkiye'yle, e, bölgeyle iyi geçinmek ve sağduyulu yaklaşmak zorundalar. Yani yapıcı davranmak zorundalar. Nasıl yapıcı davranacaklar? E, i̇şte Türkiye'ye veya göçmenlere doğrudan yani Türkiye üzerinden yardım yapabilirler. İşte Türkiye'nin müsaadesiyle doğrudan yardım yapabilirler vesaire. Dolayısıyla bu yükün bir kısmını omuzlarlar. Böylece Türkiye de rahat etmiş olur. Ee, kalan mültecilere de rahat bir şekilde ne yapmış olur? E, ee, ibadet... Tam da o konuşmayı dinlerken hep aklıma sizin de Onur Bey'in de açıklamalarından yani böyle işte Uluslararası ilişkileri tam böyle ilkelere, kaidelere, normlara dayalı bir alan işte politika, üst siyaset falan diye mesela isimlendiriliyor ama Erdoğan'ın açıklamalarından görüyoruz ki hiç kimse verdiği vaadi tutmuyor, herkes ikili oynuyor. Doğru. Yani yüzümüze başka, işte kalp ve başka ve <gülüyor> içeride <gülüyor> dışarıda başka. Şöyle bu yani tek bir <laughs> önlem olarak Türkiye'nin politikaları yeterli mi acaba? Şöyle ki biz bu, bu, bu durumda yani söz verilip de tutulmasıyla. 100 yıl Yüzyıl, yıldan beri yani yüzyıllardan yıllardan beri karşılaşıyoruz. Hüseyin Kadıvay diye zannediyorum e, Pakistanlı bir şey var. O İngiltere'de yaşamış bir zat. O özellikle Balkan harpleri ile ilgili değerlendirmeleri var. O e, kitaplarında diyor ki Hüseyin Kadıvay e, Balkan Savaşları'nda vesaire bütün savaşlarda, yani Balkan Savaşları'nda dediler ki e, savaşta kim galip ya da kim mağlup olursa olsun statü veya statüko değişmeyecek. Neden? Osmanlıların galip geleceğini düşünüyorlardı. Rumlar, şey Rumlar diyorum, Balkan devletleri galip gelince dediler ki statü değişti. 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 Aynı Kıbrıs'ta işte. daha sonra. Bunu Kıbrıs'ta gördük. E, 2004 yılında referandum yapıldı. Türkler evet dedi, Rumlar hayır dedi. Kim ödüllendirildi? Onlar ödüllendirildi. Keza Ahmet Rıza Bey var işte iddiaçıların genel sekreteri. Onun bir kitabı var. Ee, Batı'nın doğu politikalarının ahlaken iflası diye. Tamamen adam dinsiz bir adam yani ateist bir adam. Müslüman da değil. İsmi Ahmet Rıza olabilir. Fransa'da yaşamış. Fransa'da yazmış kitabını. Orada söylüyor. Yani Batılıların hiçbir lafına güvenilmez. Hatta Batıcılar da söylüyor bunu. Hüsnü Mübarek söylüyor. Diyor ki Amerikan elbisesi giyen çıplaktır. Ya sonuç itibali Amerikan, Amerika veya Batılılar her an, her yerde, herkesi satabilirler. Tek anladıkları işte güç sahada güçlü olma. Türkiye'de de. onu daha yeni yeni proaktif evet. anlamda. Yani güçlü olursanız. Devreye sokmaya başladı. Ha, güçlü olursanız, zaten güçlü olursanız politikanız vardır. Yağlanmış. Politikayı ne icra edecek? Yani sonuç itibariyle güç. Gücünüz yoksa kimse yani senin haklı olmana, adil olmana bakmıyor. Baksalar Suriye'de bakarlar. Yani, e ne, ne? Suriye'de milyonlarca insan telef oldu. Ya yüz binlerce insan telef oldu. Yüz, milyonlarca insan yer değiştirdi. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Ancak kendilerine dokununca yani mülteci meselesi gündeme gelince o zaman harekete geçiyorlar. O da işte oyalama cihetiyle, Türkiye'yi kandırma cihetiyle 6 milyar veririz diyorlar. 3 milyar 3 milyara fit oluyorlar tabir caizse. Öyle değil mi? Öyle. Evet. Yani dolayısıyla adamların güçten başka anladıkları oyalama bir yok. dil yok. Tam da bu noktada yine insani bir dramın devam ettiği işte e, Filistin'e e, biraz e, gidelim. Netanyahu işte e, seçimler var. E, bir, bir, e, ilk seçimlerden şey yapamadı, koalisyon hükümetini kuramadı. Şimdi 17 Eylül'de e, şeyde Salı günü tekrar seçimler var. Orada tabii e, gene bildiği kozlara, e, işte Filistinlere batı şerefi ihlak edeceğini söylüyor. Seçim vaadi olarak buna yönelik tepkiler var. Yani Avrupa'dan göstermelik tepkiler var. İslam dünyasından gene İsrail'in müttefiki olan Körfez ülkelerinden bile tepki vardı. Arap Birliği'nden işte Türkiye'den Çavuşoğlu sert bir tepki gösterdi. Yani bu, bu e, İsrail politikası yeni dönemde yani Filistinli e, siyasetçileri Hamas yetkililerine bakarsak yani neden bu kadar şımarsan, şımarmasının tek nedeni Trump'ın İsrail'e verdiği işte destek ve sonsuz destek. Yani Netanyahu'nun böyle bu, bu babasının tarlasıymış gibi yaptığı açıklama nasıl görüyorsunuz? Yani işte Batı Şeria'yı, Ürdün'ün Ürdün Vadisi'ni, Ürdün Ölü Deniz'in kuzeyini falan diyor. İsrail topraklarına katacağım. Bunun böyle bir gerçekle bir yani bir realitesi var mı? Olabilirliği. Yani şimdi demin konuştuk. Bunu da Üstad da söyledi. Hani Maalesef şu anki ve uzun zamandır devam eden dünya üzerinde haklı olmak veya doğru şeyleri savunmak, güçlü olmak kadar prim yapmıyor. Hmm. Maalesef şu anki dünya üzerinde bu durum böyle. Netanyahu uzun zamandır seçilebilme ihtimalini tek yolunu İsrail'i sadece ben kurtarırım tırnak içinde vaat edilmiş toprakları ancak ben bir arada tutabilirim, bunu pikine çıkarabilirim iddiasında. Şimdi demin konuştuğumuz bir konu var. Mesela burada da enteresan. Burada zaten Trump'ın inanılmaz bir desteği var. Burada Putin'in de buna bir karşıtı. Netanyahu evet, hani Putin görüşmesinde de. Yani o da destek. Belki Trump kadar değil. Destek veriyor. Şimdi Trump'ınkine nispeten anlayabiliyorum. Sessiz bir desteği var yani. Var. Ama son dönemde ilk kez açıkladı Putin. Şimdiye kadar böyle İsrail'e verdiği desteği çok fazla deklere etmiyordu, açıklamıyordu ama artık evet. e, yani, şu anda aşikar. Aynen. Şimdi Trump'ı ben bir yere kadar anlayabilirim. Çünkü Trump'ın seçilmesiyle alakalı e, Amerika'daki Yahudi lobisinin ciddi bir desteği bir oldu. Desteği var. Belki sonradan belirli noktalara gelmesine de desteği oldu. Şimdi şöyle de bir durum var, onu da anlamak lazım. real politik açısından Trump önümüzdeki ay seçim ortamına girmiş olacak. 3 Kasım 2020 seçimleri. Evet, yani bir sonraki seçimden derse bir, bir yıl kalmış olacak. Dolayısıyla Trump böyle hareketler yapabilir. Netanyahu'nun da artık uzun zamandır yıpranan Netanyahu'nun tek tutunabileceği dal, bu işte ziyonist damar olduğu için. O da bunları yapıyor işte biliyorsunuz daha 3-5 evvel Golan Tepeli ile ilgili başladı. Şimdi Ürdün var var. Kudüs işte Kudüs başkent ilan şey diyor. O zaten ay o zaten ayrı bir şov. İşte Ölü Deniz'in galiba şeylerine kadar ilerleyeceğiz. Şimdi bu tabi belki o da biliyor bunları yapamayacağını ama dediğim gibi şu an artık seçilmek için çünkü dediğim gibi yani büyük İsrail'i ben kurabilirim ancak ben ay, kuracağım. Anca ben kurabilirim diye öyle bir iddia var. Şimdi bunlar tabii ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez bilmiyoruz. Ama e, Trump gibi görünürde hiçbir e, uluslararası dengeyi gerektiğinde göz ardı edebilecek biri olduğu zaman ki öyle veya böyle işte büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı. E, olduğu zaman ne noktalara gidebileceğini bilmiyoruz. Çünkü Trump'ın... Trump öyle bir... Netanyahu'nun seçmeni o zaman bunu satın alabilir. Olabilir yani çünkü yani. Trump'ın biliyorsunuz hani çok açık ve net benden sonra tufan evet. bir anlayışı var. Hiç umursamıyor yani dünya nereye gitmiş işte. Hani bugün beğenmediğimiz biliyorsunuz bunun canlı yaşadık. Avrupa'daki Avrupa ülkeleri bile Batı Avrupalı ülkeler bile hem Kudüs şey meselesine, Büyükelçilik meselesine hem bugün bu Ürdün valisi meselesine Öyle veya böyle, hani içten veya ha. değil ses çıkarıyorlar. O olur mu filan diyorlar. Trump'tan öyle bir yani tepki bile yok. yok. Rusya'dan da şu ana kadar ben duymadım. Hatta İsrail'in casusluk faaliyetleriyle ilgili iddialara bile yok öyle bir şey dedi. Aynen, aynen. Ee, o yüzden şu noktaya getireceğim, şu noktada kapatayım işi. Şey. Bu e, inşallah seçimden sonra devam etmez ve inşallah. Hani e, gerçi Allah korusun hani bizde bir laf vardır. Gelen gideni aratır. Hani inşallah Netanyahu bu konuda şimdi çok kritik bir seçim. Hani kaybedecek gibi de daha doğrusu tekrar başbakan olamayacak gibi de duruyor. İnşallah da öyle olur. İnşallah da gelen de gideni aratmaz. O da ayrı bir konu. Ama sonuçta ben o son kozlarını oynuyor. Bu tip açıklamalar, bu tip saldırılar, e, bu tip umursamaz tavırlar real politikte maalesef tabii hoş değil ama gerçekçi Gerçek. ve o, o, oluyor yani. Buna yapacak bir şey yok. Trump'tan dediğim gibi bu bir, bir sene daha böyle işte bu tip konularda yani sadece bu değil dünyayı ilgilendiren, ikili ilişkiye ilgilendiren konularda böyle atipik apolitik areal yaklaşımlar görebiliriz. O da seçim dönemine giriyor. Ama uzun vadede bakmak lazım. Çünkü i̇lk önce tabi bu hafta sonu galiba değil mi? İsrail seçimleri. 17 Eylül'de salı günü. Pardon, günü. Bakacağız yani bu buradan çıkacak sonuca bakacağız tamam. ama e, eminim Velev ki Netanyahu hükümet kurabilecek bir çoğunluk elde etse bile seçimden sonra bu kadar saldırgan bir tutum içinde olamayacaktır diye düşünüyorum. Ve de umut ediyorum. E, doğru. Ya yani Mustafa Bey orada tam gene devam edelim. Yani millet şey bekliyordu tabii. Yani Onur Bey'in dediği gibi Netanyahu'nun bu vaatleri, Trump'ın işte sonsuz desteğinden evet. güç devşirmesi falan. Kimiler de bir savaş çıkaracak. Ya Ürdün'e saldıracak ya İsrail'de. Ve İran'la bir krizi tetikleyecek. Belki denedi, yaptı ama olmadı. Ee, yani Netanyahu'nun bu küstah çıkışları e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun iki sorusu. nedeni var temelde. Bu nedenlerden bir tanesi iş nedenler. Netanyahu İsrail tarihinde en fazla iktidarda kalan adam. 13 yıldan beri iktidarda kalıyor. İlk iktidarı 96-99. Sonra da e, 10 yıldan beri sürekli iktidarda olan bir adam. Dolayısıyla buradan aldığı güçle, yani bu kadar iktidarda kalmasından aldığı güçle pervasız hale geldi. Ee, şöyle İsrail kamuoyu bu şekilde Netanyahu'yu e, alternatifsiz olarak görüyor. Veya o kendisini alternatifsiz olarak görüyor. Bundan dolayı da e, yani o koltukta kalmanın, bu kadar kalmanın vermiş olduğu güvenle adam pervasızlaşıyor. Evet. Hakikaten öyle. Birinci şey... E, Birinci neden bu. İkinci neden ise 2013 yılından itibaren Arap Baharı'nın ters yüz olması ile birlikte İsrail yanlısı iktidarların gelmesi veya Mısır'da <laughs> öyle yani Muhammed Mürsi gittikten sonra 2012'de iktidara geldi. 2013'te devrildi biliyorsunuz. Kim geldi? Sisi geldi. Sisi köprü kurdu. Kiminle köprü kurdu? İsrail yandaşı olan rejimlerle. Bunlar Muhammed Bin Zahid, Muhammed Bin Selman vs. Dolayısıyla o Orta Doğu'da Arap Baharı'nın estirilmiş olduğu rüzgar ters oldu ve İsrail'in lehine gelişti. Suudi Arabistan, Mediat Prens. Tabii. Onlar. E, tabii tabii. Muhammed Bin, bin Selman, Selman, Muhammed Bin Zahid. Bin bin Zahid. Ondan ben, sonra... Ben. sonra Evet, Sisi evet, gibi hocam, adamlar. Evet. Bunlar bütün Orta yeniden dönüştürmek istiyorlar. Bu dönüşüm İsrail lehine olan bir dönüşüm. Yani kim olursa olsun. ister bunların vekaletini Muhammed Dahlan yürüsün, ister Haftar yürüsün bilmem ne. Hepsi Aynı gemideler, hepsi İsrail taraftarı. Dolayısıyla 2013'ten itibaren esen rüzgarlar şeyin yelkenlerini şişirdi. Netanyahu'nun yelkenlerini şişirdi. Bir de onun üzerinden dediğimiz gibi Obama ile evet Amerika'daki 1945'ten beri gelen rejimler veya iktidarlar bir şekilde İsrail'e müzahir oluyorlar. Yani İngiltere'nin rolünü devraldı Amerika Birleşik Devletleri. İnişli çıkışlı az veya çok herkes İsrail destekli. Ama bu kadar ayyuka çıkan bir dönem olmadı. Yani Trump dönemi kadar. Trump'a ne kadar güvenilir? Yani e, yarın İran'la da el sıkışabilir, o, onu yapar bunu yapar ayrı hadis. Ama... Sonuç itibariyle onu yönlendiren ideolojine evangelikler. Evangelikler dini açıdan İsrail'in hamisi, olmayı zorunlu olarak görüyorlar. Dolayısıyla şey Trump'ı o yönde yönlendiriyorlar. Hatta tanrıyı Tanrı haşa böyle tanrılaştıranlar oldu yani işte İsrail'i korumak için gönderilmiş yüce güç kutsal güç evet, falan. Evet 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 aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Burada işin tabiatına baktığımız zaman yani İsra suresinde لَتَعْلُنَّ اُلُوَّنْ كَب۪يرًا diyor ayet-i kerimede. Yani ikinci vadelerinde onlar çok büyük bir şekilde böbürlenecekler, kibirlenecekler vesaire diyor. Bu kibri, İsrail'in kibrini Netanyahu'nun davranışlarında somutlaştığını görüyoruz. Hemen baktığımız zaman aynen Şaron gibi davrandı. Şaron 2000 yılında biliyorsunuz Mescid-i Aksa'ya girdi bir polis eşliğinde. O zaman Ehud Barak'tı. Başbakan ehud Barak Filistinlerle anlaşamamasının ceremesini benden sonra tufan işte size Sharon'u gönderiyorum dedi. Sharon orada seçim provası yaptı yani seçim vaatleri yaptı tabir caizse Mescid-i Aksa'ya gelerek ondan sonra seçimleri kazandı 2005 yılına kadar. Şimdi Netanyahu da aynı şekilde El Halil kentine gösteri yaptı. Yani El Halil kentine girerek Müslümanlara meydan okudu. Biliyorsunuz El Halil kentiyle özellikle El Halil Camii ve Mescid-i Aksa noktasında Müslümanlarla Yahudiler çekişiyorlar. Dine dini açıdan. Bu seçim yatırımı olarak gitti El Halil kentine. Müslümanları tahrik etti. Ondan sonra e, ne yaptı? Dediğiniz gibi Batı Şeria'ya ilhak. Burada e, Gavru Ürdün diyorlar. Yani Ürdün Vadisi dedikleri yer. Ürdün sınırına kadar olan Batı, e, Batı Şeria topraklar. En verimli topraklar. üçte birini, Batı şerianın üçte birini teşkil ediyor. Burayı bu şekilde dedi ki seçimlerden sonra ben ilhak edebilirim. Yalnız şöyle bir şey var. Belki yüzyılın anlaşmasını ha, erken... Ona, ona tabii. Dedi ki yüzyılın anlaşması e, ortaya atılınca ben de bunu uygulamaya geçebilirim. Şöyle yüzyılın pazarlığıyla bunu, bunun arasında paralellik olduğu düşünülüyor bundan dolayı. Fakat şu var. İsrail'de herkes buna taraftar değil. Hatta Şabak vesaire İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı'yla vesaire görüşmüşler. Hepsi Hayır diyorlar. Yani Netanyahu'nun yaptığına çılgınlık diyorlar. Bu karşı mı çıkıyorlar? Tabii karşı çıkıyorlar. Şöyle bir şey var. Netanyahu iktidarda kaldıkça sağlamlaştı ve çılgınlaştı. Genel şey, genel tahlil Netanyahu ile ilgili böyle. Yani Netanyahu çılgınlaştı. Çılgınlaştı. İsrail'in politikalarına da rağmen başladı. Kendisini açtı. Gerçekten öyle. Dolayısıyla bu seçimlerde bir de ayrıca tabii sağın, veya dini kesimin, kitlenin en yükseldiği dönem olacağı ifade ediyor. Yani her şey dediğimiz gibi o dini, e, fanatik Zaten takımına, aşırı tatmine yönelik. Zaten aşırı sağcılar engelledi. Tabii. Bizi askerlikten mahvedeceksin dediler. Doğru, o Yasayı kabul doğru. etmediği için olmadı. Doğru, doğru. Şimdi e, çok enteresan bir şey burada. Bugünlerde bir haber vardı. O da Şarkül gazetesinde bir haber vardı. Bu... O, İsrailli bir şey var, Yahudi bir e, e, filozof var. Hatta e, Büyük Şihat diye bir kitap yazmış. Yani adamın ismi hatırlayamadım. Orada Müslümanlara nükleer bomba atılmasını istiyor. Yani Müslümanların bu şekilde imha edilmesini istiyor. Bu adam NEOM projesi için Suudi Arabistan'a gitmiş. Suudi Arabistan'a gitmiş. Çok enteresan. Netanyahu'nun vesaire veya e, şeylerin, e, damadın, koşnerin vesaire finansmanı olan adamlardan bir tanesi veya en azından akıl danelerinden bir tanesi. E, onun dışında Netanyahu e, Batı Şeria'yı, işte Lut Gölü'nün veya Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmek istediği söyleniyor. O yani bu Filistinlerle alakalı bir durum. Ee, yani bu ne demek? Bu aslında Oslo sürecini zaten Oslo sürecini kim ortadan kaldırdı? Sharon ve akabinde Netanyahu ortadan kaldırdı. Şimdi son şeyleri de nedir o? Kalıntıları da bir şekilde bununla temizleniyor ve söylendiği gibi bu eğer gerçekleşecek olursa artık iki devlet formülünün olması asla vakata mümkün değil. Hangi toprak üzerinde Filistin devleti kurulacak? Mümkün değil. Yani onun imkanı ben yok. Ben Gürgen'in bir lafı vardı onu deyince onun altında o iki devlet yani onlara işte Filistinlerin hakları falan iki devletli çözüm hatırlatılınca e, Filistinler kim? Bizim konuşacak muhatabımız yok falan diye. Doğru, yani yok sayıyorlar doğru, böyle. Doğru yok sayıyorlar evet. E, oradan şeye geçelim istersen. Buyurun. Bu, e, Amerikan e, siyasetini biraz Trump'ın işte son ee, açıklama, İran'la ilgili açıklamalar var. İran benimle müzakere etmek istiyor. İran diyor ki biz öyle bir talebimiz yok. Ondan e, tam bunlar konuşulurken bir de Ulusal Güvenlik Danışmanı işte Neokontan'la John Bolton'u görevden aldı. Tekrar yeni bir şey başlattı ve şöyle söyleniyor. Ulusal Güvenlik e, koltuğuna kimseye atamayacakmış. Öyle boş kalacak diye. E, yani kimileri bundan sonra Trump'ın böyle ee, yeni siyasette belki siz de değindiniz. Ee, 3 Kasım 2020 seçimlerine kadar böyle bir yani askeri seçeneklerden ziyade diplomasi biraz daha öne çıkaracağı. Ben burada bir, bir şey ha, yapayım da hemen sen de konuşunca aklıma geldi. Şimdi Trump bu yönetim tarzıyla Nuri Maliki'ye benziyor. Nuri Maliki bakanları koyuyordu ikide bir. Ondan sonra savunma bakanlığı vekaleten kendisi yürütüyordu birçok bakanlığı. Aynı Nuri Maliki gibi bir adam. O da öfkeli bir adamdı. Trump da <laughs> Trump da çok da güvenemiyor. <laughs> bir de yani mesela bu evet. şey de boştu. Amerika'nın BM elçiliği 8 aydır boş. şey atadı işte Kanada büyük elçisini oraya atadı. Yani böyle boş koltuklar devam ediyor. İşte Türkiye'de mesela elçilik boştu. Suudi Arabistan'da, Mısır'da yani birçok şey ülkesinde Ben varken yerlerde, başka belgelerde... adama ihtiyaç yok zaten Evet diyor. yani öyle bir şeyi <laughs> de var. Yani diplomasiyi ikinci plana itmek itmekle suçlanıyordu. Şimdi tekrar işte John Bolton'un böyle savaş yanlısı şahin bir adamı e, görevden alması onunla ilgili tabii açıklamalar da var. Çok zeki değil anlamında falan böyle aşağılayıcı ifadeler de vardı. Yani Trump'ın bu yeni dönemdeki politikaları gerçekten böyle diplomasi ağırlıklı mı olacak? Mesela Rusya konusunda işte e, Türkiye Suriye konusunda veya kendince mesela İran politikasında tabii İsrail'le desteği devam edecek. Onda bir şey yok yani işte AB Avrupa Birliği'ne yönelik politikalarında falan yani Bolton'un görevden alınması ekseninde Trump işte seçimlere kadar nasıl bir politika izleyecek veya tekrar seçilme ihtimalini güçlendirmek için mi uğraşacak? Orada New York Times'ın bir attığı bir şey vardı, başlık vardı. Trump'ı sadece Trump'ın hataları şey yapabilir, devirebilir. Eee İzin verelim, Trump kendisini devirsin, yok etsin falan diye. Yani çünkü saldırınca falan Karşı taraftan şey geliyor, tepki geliyor falan diye. Yani demokratlar pek umut vermiyor. Şimdilik görünen manzara o. Şimdi 3 yıllık başkanlığı döneminde, bu geldiğinden beri, bu kendi atadıklarından, zaten diğerler hep istifa ediyor da, bu herhalde 28 veya 29. üst düzey istifası veya kovulması. Kovulması. Şimdi şöyle bir durum var, öncelikle onu söyleyeyim. Bu önemi baştan bu böyleydi, gitgide daha kötüleşti bir kere Amerikan muhtemel bürokrasisinde üst düzey, orta düzey Trump'la çalışmak istemeyen istemeyen insanların sayısı fazla. Fazla. Size i̇şte BM elçiliği için 2-3 kişiye önermiş, kabul etmemişler. Bu yani eski bir... dişleri sözcüsü var. Evet. O da kabul etmemiş. Yani kimse hele, hele birazcık hani kariyerinin en sonunda değilse Trump'la anılmak istemiyor gibi. Yani kimse demiyor. Çok insan istemiyor. Böyle bir durum var. Şimdi Trump'ın durumuna gelince tabii daha çok erken konuşmak için. Fakat e, Trump'ın ben iyi hatırlıyorum. Hatta bu stüdyolarda birkaç kere şey yaptık. E, yemin yeminin töreninden bir ay bir buçuk ay sonra böyle gene, bir skandallarla falan bir dönemi başlamıştı. İşte bugün mal alır, yarın mal alır görevden işte <laughs> Doğru. şey mi Doğru. gidiyor şeklinde yani, bir algı vardı. Ben, ben hep aynı şeyi söyledim ki Trump bırakın gitmeyi muhtemelen şu an ikinci dönemini garanti altına alıyor gibi hareketler. Şimdi e, maalesef maalesef değil mi özür dilerim. Yani belki de maalesef değil Amerikalıların kendi bileceği işte Amerikan toplumunun çok ciddi bir kısmı apolitiktir. Hele uluslararası konular iyice uzaktadırlar. Yani işte New York Times onu yazmış, işte Washington Post bunu yazmış. Tabii o bu Onlara gibi. uluslararası gazet diyorlar zaten. Evet. Yani Kendileri evet. yeri... dantel işler. <laughs> evet. <Adlamıyorlar. Anlamıyorlar>. <gülüyor> uluslararası <laughs> gazet bile demiyorlar. <laughs> <ya>. Uluslararası <laughs> gazet. Evet, yani doğru. onlar için bütün dünyadaki ülkeler hani Kanada, Meksika veya Güney Amerika'da ülkeler hariç, bütün dünyadaki ülkeler şey derler. Vallahi ya o, o konusun o tarafında ya bu tarafında o bir tarafında. yerde. Adamların çünkü genel felsefesi genel yetiştirme tarzı bu. Ee, Trump'ın niye popülaritesi arttı e, halk arasında? Orta sınıfa çok iyi işler yaptı. Bakın halen işsizlik en düşük seviyede uzun yıllardır. İnsanların cebi para görüyor. Faizler hala yani genel anlamda çok kabul edilebilir bir seviyede. Dolayısıyla Amerika'nın en büyük katmanı olan orta direk Amerika orta değil çok büyüktür. Yani sayısı olarak büyüktür. Memnun. Yani adamı belki çok sevmiyorlar. Yok. Çok tasvir de o etmiyorlar. Işte göç konusunda da Meksika şeyinden göçleri de durdurmuş, evet. azaltmış. O da mesela bir puan. Hatta şey vaatleri var. Ben DAEŞ'i bitireceğim diyordum. Bitirdim diyor. İşte dış politikadaki Hı, vaatleri evet. de var. Popülist politikalar popülasyona hizmet, hizmet ediyor. Evet. <laughs> Sonuç Bunun, yani bu. şimdi Trump'ı sevmeyenler için söyleyeyim. Bunun yanında e, demokratlar da özellikle hani geçen seçim tartışılır ama bence orada da öyleydi ama şu anda da demokratlarda çok ciddi adaylar aday adayı görmek istiyor insanlar. Çok da fazla ciddi aday adayı yok. yok. Ha, şöyle de bir durum var. Amerika hani bu şey tabiri caizse Arap atı mı derler hani yarışı arkadan gelir de geçer. Amerika'nın başkan adayları arasında bu çok şeydir. Mesela Clinton ilk çıktığı zaman seçiminden ilk seçiminden bir yıl evvel 10-12 tane aday adayından biriydi. Herkes dalga geçiyor dedik ya. Çünkü şey onun geldiği vali olduğu eyalet çok ufak bir eyalet. Hiçbir yani başarısı, becerisi... Karamofoncudur falan diyorlar. Ufacık var, bir var, eyalet. Hani hiçbir de özelliği yok. Ya bu herif mi çıktı falan dediler. Adam size şöyle söyleyeyim. iki sene başkanlık yaptı. Elise doğrusuyla 10 yani o gün için söylüyorum. 10 kere daha başkanlığa koşsa 10 kere daha seçilirdi. Doğru. O kadar popüler Son oldu. Son kulvarda aşıldı <laughs> geçti. Şimdi demek. bakacağız ama yani şu an itibariyle hani siyasette hep aynı şeyi söylerim ben. E, dün yoktur. Yarın da yoktur. Sadece yarını satan bugün vardır. Şu an halen itibariyle Trump yarını iyi satma, iyi satıyor hala ve karşısında bir rakip yokmuş gibi. 3-5 ay sonra, 6 ay sonra seçim kızışınca ne olacak göreceğiz ama ilk reaksiyon, yani ilk kamuoyu reaksiyonu Trump'ın seçilme, seçilmemesi için ondan halka çok daha iyi hitap edecek bir başkanın ortaya çıkması ve kendini halka bu şekilde kabul ettirmesi. Dolayısıyla şu an hani rakipsiz demiyoruz ama şu an durumu hiç de fena değil. dediğim gibi Amerika'da İsrail'e bu fütursuz yaptığı destek e, ve şey e, alkışlamalar işte katkılar vesaire, katkılar ha. vesaireler Amerika ona sadece artı yazar. Evet. Her ne kadar e, yani Allah aşkına bayağı büyümüş ve gitgide büyüyen bir Müslüman toplumu olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Yahudilerin maalesef halen katkısı orada çok daha büyük olur. Tabii, tabii. Dolayısıyla bu bizim, bizim şey. için hani negatif olan şeyler veya işte burada devreye şey Tepkeyle yapması. Tepkiyle karşılanan şeyler. Orada mesela şöyle değil. bir yorum yaptılar. Fox TV'den, Fox News'ten sonra Wall Street Journal'ın mesela desteğini de arkasına aldı. Bu işte Yahudi Aya. lobisinin etkisi. Ya bir şey söyleyeceğim. O, Şimdi bakın bazı yani, şeyler atlıyoruz. Ee, şu an Suriye'de Amerikan ordusu askeri sayısını biliyor muyuz? Bin yüzlere falan indi. Şimdi Trump bunu iç piyasada şöyle satıyor. Ya bak diyor ben Obama zamanında burada 10 bin tane askerimiz çocuğumuz vardı. Şehit düşüyordu, gazi geliyordu vesaire bizim halkımızın diliyle anlatıyorum. Pazarlamayı iyi biliyor. Tabii. Ondan sonra şimdi evet. diyor ki bak diyor ben bunu 1000'e düşürdüm, 800'e düşürdüm diyor. İşte 3-5 sene ben bunu sıfıra da indirim diyor. Sonuçta e, şu bana göre, şu bana göre değil her, çoğu kamuoyu araştırma doğru söylüyor. Şu anda durumu iyi. i̇yi. E, ve bizim negatif gördüğümüz her şey, yani birçok şey onu aslında pozitif <laughs> Doğru. O dediğiniz Dolayısıyla mesela, Afganistan konusundaki çabalar da takdir topluyor. Bir de yani çok bir savaşı, acayip bir adam. En uzun savaşı bitirmek istiyorum. Yani. E, hiçbir sözüne güvenilmiyor. Doğru. Sabah ak dediğine akşam kara diyor. Çin'le bu kadar uğraştı uğraştı dün çıktı durup dururken ya dedi geçici bir anlaşma yapabiliriz belki onlarla dedi. İran'la ilgili ne kadar ters 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 girdi. birden bir böyle sarı demeyelim de turuncu bir ışık yaktı. E, tuttu döndü Rusya'ya gel evvelsi gün çok enteresan şey e, bu Venezuela e, şimdiki başkanı ismi e, Maduro. Maduro ile ilgili çok ufak bir yerde bir haber çıktı. Onu Keşke getirseydim yanımda. Bir konu yaptığı bir konudan bahsediyor. Ya o konunun içinde onu da çok da suçlayamam diyor. Filan böyle enteresan bir adam. Ya, geri atabiliyor. Atıyor. Hatta aynen, zarab aynen. bir öyle oynuyor. bir böyle Bakıyor belki buradan tutar belki oradan tutar. Doğru. Dolayısıyla çok hani Trump işte bildiğimiz Trump. Ee, o anda yakaladınız. Yani imzayı attırsanız bile fazla bir şey fark etmeyebilir. Evet. Ertesi gün imzayı da yani inkar edebilir. Ama o anda yaptığınız yaptırmadığınız ertesi gün ne olacağı hiç belli olmaz. Doğru. Kimse de bilemez. Siz nasıl görüyor? Yani İnşallah Amerikan halkı şansı görüyorlar. Yani ikinci şöyle doğru ikinci kez yani seçilebilir mi diyor? biz de diyor. aslında yani davranışlarına baktığımız zaman Amerikan halkının bir şekilde prim vermemesi gerektiğini düşünüyorduk. Fakat o bizim algımız sonuç itibariyle Amerikan halkının çıkarlarına herhalde kısmen hizmet ediyor ki e, halk memnun veya memnun olan kitle bayağı fazla kalabalık ama şöyle sonucuna bakmak lazım. Yani sonucuna bakmak lazım. Şimdi biz ilk 3 yılına veya 4 yılına diyelim bakıyoruz. 4 yıl daha kalırsa Amerika'yı nereye götüreceği o zaman anlaşılır. Şöyle ki e, şimdi... öyle şöyle bir şey diyorlar. Genelde Amerikan ilk dönemde biraz daha böyle şahin oluyorlar. İkinci dönemde Nobel Barış Ödülü almak için çalışıyorlarmış. Yani <laughs> at yani at onların atış <laughs> dönemde atış serbest, <gülüyor> serbest <gülüyor> Doğru. O yüzden diyorlar ki yani iyi bir şeyler yapıp tarihe iz bırakayım iz bırakayım falan. Onun İsrail ile ilgili boyutu da var. Her zaman şöyle söylerler. Birinci de birinci başkanlık döneminde İsrail'e bağımlı hareket ederler çünkü ikincisinde seçilme biraz İsrail, İsrail e lobisine bağlı. bağlıdır. İkincisinde bağımsız hareket eder derler ama hiç belli olmuyor bu bazen. Onu ben biliyordum ya o Trump'a güvenmeyenler de var İsrail lobisine var, Yahudi lobisine var, yani var. yanar döner ne dedi o bir şey yani şimdi falan falan. şimdi iyi öldür hakkını hakkında bir şey söyleyeceğim. Hani 10 tane kötü yapmıştı. Bu bir tane iyidir. O ayrı bir konu. Onu söylemeyeceğim ama. Bu e, <laughs> S400 konusunda halen bir yaptırım olmadı ya. Evet, ben evet. olacağını da çok şey yapıyorum. Son 30-40 yıla bakın. Kaç tane Amerikan başkanı acaba S400 konusunda Trump'ın yaptığı gibi bu şey olayını bu kadar uzatırdı veya vermeme durumuna tabii, getirirdi tabii. diye Yaptırımları düşünüyorum. mesela baba bıraktı. Bazen harbi adam oluyor. Ha, o şey <laughs> yani. Şimdi iyi diyor 10 hani tane de bir tane ama işte. Ya, o işimize peki. yarıyor. Hatta Erzan şeyin sonuna da geldik. Arkadaşlar uyarıyor. Ben hemen bir ha, e, yani İtalyan halkı Berlusconi'yi de aynen zengin olarak kabul ettiğinden dolayı bu zengin adam kesesine çalışmaz bize çalışır dedikleri için 10 yıl sonra iflasla karşı karşıya kaldılar. İnşallah Amerikan halkı böyle bir şeyle <laughs> sonuçta karşı karşıya <laughs> Sonuçta Trump işimize yarıyor. Yani Amerika'ya bırakılmayacak kadar işimize yarıyor. O konuda Doğru. Türkiye'de bence akıllı, rasyonel bir politika evet. izledi. Yani bazen Erdoğan diyor ya dostum Trump diyor. Bazıları da ekliyor evet. işte düşman ABD. Yani Amerika düşman ama Trump dost gibi. Yani <laughs> i̇şimize yarıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi S-400'ler konusunda, <laughs> diğer konularda Suriye konusunda ya, güvenli bölgede Sayın Cumhurbaşkanı ilgili o s ilgili yaptığı açıklama. Evet. İyi, ben size söyleyeyim. Benim hatırladığım kadarıyla takip ettiğim hiçbir Amerikan Cumhurbaşkanı Yapmazdı. yapmaz Yani bir de Amerikan bir kamuoyunun, ya. işte elitlerinin falan çok hassas olduğu bir konuda. Eksantrik bir adam. Evet. Yani netice, yani eksantrik. Aileler. Beklenmedik. Şimdi evet, bir çıkış yaptı. Işte Türkiye yapıyorum. haklı dedi. Biz hata bizde dedi. Hata Obama'da. Obama'yı suçladı. İyi de yaptı. E, programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden e, yeni konularla ve konuklarla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.